Efendim dün akşam saatlerinde bilim kurulu üyeleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplantılarını bitirdikten sonra Ankara Şehir Hastanesi'nde Koronavak'la hatırlatma dozlarını oldular. Ve bugün de randevular açıldı. Bu konuda şehir hastanelerinde vatandaşla yerli aşıyla aşılanmak üzere sıraya girdi. Elinize sağlık. Yerli Covid-19 aşısı TürkoVak'ın uygulamasına başlandı. Bir hafta önce açıldı bizim 3. aşımız, o zamandan beri bekliyorduk. Açıklandığı günden bu yana bekliyorum. İnat ettim, Türk aşısı olacağım dedim. Türk milletime, Türk doktorlarıma sonsuz güveniyorum. Yerli ve milli TürkoVak aşısı için randevu sistemi açıldı. İlk başta şehir hastanelerinde uygulanmaya başlayacak. Biz şu an Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'nde aşı uygulama merkezindeyiz. İşte bu noktada da yoğun bir taleple randevular açıldı ve birçok kişi TürkoVak aşısını sabahın ilk saatlerinden itibaren vurulmaya başladı. Hemen aradım, randevumu aldım ve geldim buraya. İlk doz, bütün dozlarımı da TürkoVak yapacağım bugün. Ben TürkoVak'ın çıkmasını bekledim. Daha önceki Almanya'dakini de zaten aşıyı çıkaranlar Türk vatandaşı. Bu da Türk bilim adamlarının bulması sebebiyle TürkoVak'a denemek istedim. Bir senedir bekliyordum. Türk aşısı olduğu için bunu tercih ettim. Bizim vatandaşımız yapmış, bizim bilim adamımız yapmış. Güveniyoruz, inanıyoruz. Onun için hemen bugün sabah 8'de başladık. Telefondan uygulamayı indirdik. Şu anda geldik, inşallah olacağız. Aşılama Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde de yapıldı. BioNTech olmuştum başta ama onu da istemeyerek oldum açıkçası. Zorunluluktan oldum, okula gidiyorum maalesef, olmak durumundaydım. Şimdi TürkoVak geldi. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Onu oluyoruz hayırlısıyla inşallah. TürkoVak'ı bekledim kendi aşımız olduğu için. Nail Bey 59 yaşında. Şimdiye kadar tüm riski göze aldı. Hiçbir aşı olmadı güvenmediği için. Yerli aşıyı bekledi ve şimdi TürkoVak aşısını yaptırıyor. Hekimlerimize güveniyoruz. Yönetime güveniyoruz. Bizim sağlığımızı tehlikeye atmayacaklarına inanıyoruz. Yurt genelinde de TürkoVak aşısına ilgi yoğundu. Acil kullanım olayı alan TürkoVak vatandaşların birinci tercihi oldu. İşte sabah saatlerinde şehir hastanesine gelen vatandaşlar TürkoVak için form dolduruyor. Vallahi herkes gelsin, TürkoVak'ı vurulsun yani. Sonuçta Türk milli aşımız. Güvenilir bir aşı, kendi şey aşımız diye. Şu anda doğumuma bir ay var. Ve TürkoVak aşısını duyduğumdan beri onu merakla bekliyordum. Şimdi aşı olmak için hastaneye geldim. TürkoVak aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren şehir hastanelerine akın akın gelmeye başladılar. Ve TürkoVak aşısını tercih ederek yerli ve milli aşımıza destek verdiler. Yerli aşımız olduğu için çok güveniyorum. Çalışmaları da çok başarılı buluyorum. Buraya aşı olmak için geldim. TürkoVak aşısını olacağım. 3. doz aşım. Bunun için Sağlık Bakanlığı'ndan çok teşekkür ediyorum. Ve ayrıca vatandaşlarımızın da TürkoVak aşısını olmasını öneriyorum. 2 doz aşısı olan %82-83'lük bir kesimi var. Biz bunu yeterli görmüyoruz. Daha da yukarılara çıkarmak istiyoruz. Ve hatırlatma dozu dediğimiz rapel dozlarımızı da mutlaka oldurmak istiyoruz vatandaşımıza. Bunun için de herkesin hatırlatma dozlarını, ilk aşıları ne olursa olsun hatırlatıcı dozlarının da TürkoVak olmasını biz öneriyoruz. E-nabız üzerinden randevularını alabilirler. MHRS üzerinden vatandaşlarımız randevularını alabilirler. Randevusuz bir şekilde de buraya gelip aşılarını vatandaşlarımız yaptırabilirler.